yapacağım. Tek başıma. Bunun dönüşü yok. Onlar benim dostum. Bana güvenirler. Pekala sevgilim. Ama çabuk ol. Çünkü acıktım. Bunu sen de görüyor musun? Bir ormanın ortasına kim ev yapar ki? Seni duyamıyorum. Bir gelen var. Kes sesini. Raxton. Ümidimi kesmek üzereydim. Kaçın! Sizi kaçın diyorum! Biraz sakin ol dostum. Sağır mısınız? Kaçın! Gel hadi gel. Bunu terk edemeyiz. Yerini öğrendin. Tekrar geliriz. Bu iş çok saçma. Bundan hiç şüphen olmasın. Ama sen Nico'yla dövüşemezsin. Kim dövüşecek? Summerlee mi? Sen mi? Neden olmasın? Senden koruma istedim mi? İstemen gerekmezdi. Ben kahraman istemiyorum. Eğer onunla dövüşmezsem seni alıp gidecek. Başka bir çare görmüyorum. Ben görüyorum. Onları kaçırdın ha? Sakın bunu bir daha yapayım deme. Seni ölmeye bırakmalıydım. Ama yapamadım. Çünkü sana çok bağlandım. Margaret ve Challenger benim dostum. Bundan sonra tek bir dostum var sevgilim. Bunu kendine de bir sor. Kanın alev alev yanıyor. Kaç zamandır yemek yemiyorsun? Yanıma gel. Sabırlı ol. Şimdi. Sen ne yapıyorsun öyle ha? Bir sıkıntıyı gideriyorum. Bırak o silahı. Bunu deneme. Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Kaçmalarına izin verdin çünkü yeterince acıkmadın. Ama yakında özlemlerin artacak. Arzuların da. O zaman yemek için her şeyi yapacaksın sevgilim. Böyle bir şey görmemiştim. Raxton'un yüzüne dikkat ettin mi? Cildini, gözlerini. Bir nöbet olmadı. Bir çeşit mikrop kapmıştı. Ne mikrobu? Raxton'a saldıran o adam bir mikrop bulaştırmış olabilir. Onu ısırdı. Kuduz mikrobunun bulaşması gibi mi? Bu mikrop aklı etkiliyor. Terliyor, nefesi sıklaşıyor ve kanındaki oksijen azalıyor. Bu hoş bir varsayım ama bizi de etkilerse peki ne olacak? Raxton benim! Challenger benim! Raxton! Bunu yapma. Seni vurmak istemem. Bunu biliyorsun. Lütfen John. Teşekkür ederim.
İyi nişan aldığın söylenemez tatlım. Belki yapmak istemediğim için. Peki şimdi onunla ne yapacağız? Tek şansımız var. Onu zehirleyeceğiz. Ne? Bir daha söyler misin lütfen? Onu zehirle mi iyileştireceksin? Margaret, enfeksiyon kırmızı kan hücrelerini öldürüyor. Kanser tedavisinde olduğu gibi kanını zehirleyip bakterileri yaşatacağız. Sen yanındayken hasta olmak istemem. Nereye gidiyorsun? Pekala. Bu iş artık bitsin. Bu senin kavgan değil. Benim kavgam. Bak, bu ot bu civarda oldukça bu. Adı Belladonna. Yani şu güzel kadın mı? Adı bu çünkü İtalyan kadınları bu otu gözlerine sürüp göz bebeklerinin büyümesini sağlarlarmış. Çok farklı bir güzellik anlayışı. Şimdi bunları eseceğiz ve suyunu ona vereceğiz. Peki ya ondan sonra? Dua edeceğiz. Seni öldürmek istemiyorum. Ama başka çaren de yok. Kadını bana sat bitsin. Ben onun kadını değilim. Ned, lütfen yapma. Sen geri çekil. Yaralanabilirsin. Ned! Diyorum. Onu serin tut. Bu işin adı tedavi mi yoksa onu öldürmek mi? Görmüyor musun? Kan zehirle mücadele ediyor. Aman Tanrım, yoksa... Evet, nasıl oldu? Birkaç saat sonra anlayacağız. Uyandığı zaman. Yani eğer uyanırsa... Niko! Lütfen. Hiç kimse ölmeyecek. Veronica, sen ne yapıyorsun? Buna son veriyorum. O bıçağı hemen bırak. Cesedim için kavga edersiniz. Veronica, lütfen. Yapma. O zaman kesin. Bu bir hile. Bunu asla yapamaz. Veda Ned.
Ali. Demek yapacaktım. Evet. Haberleri ve kalbimizi inkar mı ediyorsun sen? O sadece bir rüyaydı. Al bunlar senin. Hayatımdan çıkabilirsin Veronica. Ama rüyalarımdan asla. Hoşça kal Nico. Ona layık olmalısın. Şunu açıkça söyleyeyim. Ne ona aitim, ne de sana aitim. Bu yaptığımız çılgınlık. Başka şansımız yok. Hayatıyla kumar oynamaya hakkımız olabilir mi? Bizim tanıdığımız Ruxton öldü. Böyle kalırsa bizi de başkalarını da öldürecekti. Ama en azından bir şansı var. Ruxton. Ateşi de düşmüş. Tanrı'ya şükür. Sanırım tamamen geçti. Tekrar hoş geldin. Evet. Aman tanrım. Bana ne yaptınız? Henüz tam ayılmadı. Zehrin etkisi biraz daha sürecek. Yavaş ol, yavaş ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol dostum. Seni balona götüreceğiz. Hayır. Hemen olmaz. Öldükten sonra tekrar hayata dönmüş biri için pek mutlu görünüyor.